İlk görev başarıyla tamamlanmış, Profitron galaksisindeki edepsiz tavuklar ortadan kaldırılmıştır. Türkiye'nin gümüşhane hava üstünden miladi 2337, hicri 3984'te kalkan Salaktika gemisi, 2 yıl sonra kaptan şoför Fevzi ve 12 fire vererek 105'e düşen mürettebatıyla dönüş yolculuğuna hazırdır. Fakat bir sorun, kaptanın kafasını, beynini, beyninin kıvrımlarını, kıvrımlarının cıvrımlarını, sinir uçlarını, gri hücrelerini, omurilik başını, beyinciğini, soğancığını, sarımsakçığını kurcalamaktadır. İhtiyarın ortadan kaldırılması. Zira ihtiyar, uzun müddettir gemide kaptanın üstünde bir otorite olarak temaşa edilmeye başlanmıştır ki, zina en büyük günahtır mesela. Bir uzay teranesi. XFIX 2339. XFIX 2338'in gördüğü muazzam ilgi ve elde ettiği inanılmaz başarı üzerine, ki bu başarı 1987 Cannes Festivali tüm ödüller, 1988 İdrar Festivali büyük ödülü, 5 Altın Portakal, 8 Oscar, 9 Hector, Nobel Kimya Ödülü, Avrupa Atletizm Şampiyonluğu, San Remo Şart Yarışması birinciliği ve daha niceleriyle belgelenmiştir. XFIX 2339'un gerçekleştirilmesi kaçınılmaz olmuştu. Halkımızdan gelen bu yoğun ilgi, destek ve kösteğe teşekkür ve teessüf ederiz. XFIX 2339 içinde hiçbir masraftan kaçınılmamış, hatta fazladan boş yere bir sürü harcama yapılmıştır Allah kahretsin. Ve alışılmışın dışında olarak XFIX 2339'u yepyeni bir kadroyla sunmaktan kıvanç duyarız. Kaptanın seyir defteri. Durum kötü. Gemi personeli ihtiyara büyük saygı beslemekte. Onun öldürülmesi konusunda en sadık köpeği düzeltiyorum. Adamım, uçuş subayı Rıfat'a güvenebilir miyim acaba? Ayrıca dönüş yolu da beni düşündürüyor. Yine topraklarından, yani boşluklarından geçmek zorunda olduğumuz düşmanlarımız Seylanlılar. Abori! Rehabilitasyon merkezinin numarası kaçtı? Şekerim, bir saniyeni rica edeyim. Ayla abla falına bakıyor. Ne bu hal? Ne bu kaptan köprüsünün hali? Kaptan? Sıddık kardeşim, burada tavla oynamak yok demedik mi? Uğur'a, bana Rıfat'ı bul, çabuk. Tabii kaptan. Uçur subayı Rıfat Kel. En kısa zamanda kaptan köprüsüne gel. Ziyaretçimiz var falan filan. Dünyayla bağlantı kopukluğunu giderdiniz mi? Hayır kaptan. Depodaki yedek 8 milyar kilometrelik kabloyu kullanmamız gerekecek. Ne duruyorsunuz? Kullansanıza. Fakat kaptan, kaşımız gerekli. İyi, basalım. Devlet malı değil mi? Kullanalım. Şimdi bana makine dairesini bağla bakalım. Tabii kaptan. Ha Rıfat, dönüş rotasını tayin ettiniz mi? Tayinler daha çıkmadı kaptan. Ne tayini?
Tayin demediniz mi kaptan? Benimle dalga mı geçiyorsun? Ne münasebet. Ben sadece... Kes hayvan herif. Kendini bilmez. Ama kaptan... Konuşma hala. Sen kim olursun da benimle? Kaptan... Kendini yorma. Çok iyi anlıyorum. Kaptan... Hayvan... Kaptan... Sus! Ama kaptan... Ne için öyle söylüyorsunuz da? Ver at oldu. Elimde uyuruz at. Makine mühendisi kaptan. Tamam. Ver bakalım. Alo Hamza. Hamza. Ben Nevat. Nevat. Hamza nerede? Hamza. Nerede? Şimdi gitti. Allah Allah. Nesi varmış kızım? Önemli değil. Taşı dönüyor, midesi bulanıyor, bacakları tutmuyor, ateşi var, öksürüyor, kan tükürüyor, ishal, nezle, kolera, veba, kanser ve bilimum. Peki kızım, ben evire gidiyorum Rıfat. Benle gel. Konuşacaklarım var. Koridor. Rıfat, bu işi yapmamız gerek. Hangi işi kaptan? İhtiyarın bize daha fazla sorun çıkarmasına izin veremeyiz. Ama kaptan, biliyorsunuz herkes için o bir lider. Yeter. Eğer ihtiyar istediğini yapabilseydi, biz şimdi Profitron'un kim bilir neresinde sonsuza doğru yuvarlanıyorduk. Evet ama bunu kimse bilmiyor. İhtiyar bu geminin tasavvufi lideri ya. Bu konuşmayı daha fazla uzatmaya niyetim yok. Bu bir emirdir. İhtiyar bu gece ortadan kaldırılacak. Kaptan, bunu benden beklemeyin. Sana emrediyorum. Kaptan, bu geminin bir cellatı varken bu iş bana düşmez. Ne cellatı? İstasyondan aldığımız adamı unuttunuz mu? Ya. Evet, karın deşen Jackson. Şey, yalnız o da kabul etmeyebilir. Niye? Neden? Niçin? Why? Kendisi de pek tasavvufidir kaptan. Hatta ihtiyarın onu kutsamış olduğu söyleniyor. Olsun. Ben konuşurum onunla. Ayrıca dönüş planlarını tamamlayın. Yarın yola çıkıyoruz. Ya, peki kaptan. Revir. Merhaba doktor. Kaptanım, hayırdır, bir rahatsızlığınız mı var? Allah Allah, rahatsızlığınız olmadan buraya gelemez miyiz? Hayır yani, normalde hiç soran olmaz da nedir, bir isteğiniz var mıdır? Revir'in sorunları nelerdir? Doktorun bir talebi var mıdır? Ne demek yani, bir isteğinizi geri mi çevirdik? Haşa, ne isteğimiz olacak? Kaptan Bey, ne yaptığımıza ya? Bizi atarlar buraya, hiç sorulmaz burada doktorluk yapılır mı? Ben ne istiyorum, niye doktor oldum? Bana bakın Doktor Serbülent Bey, bana yakınmaya hakkınız yok. Mecburi hizmet kuranınızı ben çekmedim. Ha, tabii, tabii. Keşke siz çekseydiniz kaptan. El alemmiş gibi Venüs, Plüton, Andromeda çekerken bize ne düştü? Salaktika. Neymiş, parası iyiymiş. Hayır kaptan, ben devamlı yolculuk etmekten hoşlanmıyorum. İyi, iyi. Fazla sızlanma. İki yılın geçti bile. Ben Hamza'yı görmek istiyordum. Nasıl? Sizinle konuşabilecek durumda olduğunu zannetmiyorum ama siz bir deneyin. Teşhis nedir Serbülent Bey? Bunu söylemek gerçekten benim için çok zor olacak kaptan. Bana çekinmeden her şeyi söyleyebilirsin. Öyle mi? Evet. Kaptan, karımı görmek istiyorum. Hamza'yı sordum. Hamza maalesef AGK. Yo olamaz. Emin misin? Ne yazık ki gerçek bu kaptan. Yani 6 günü kaldı, he mi? Evet. Onunla konuşmalıyım. Girebilirsiniz kaptan. Yalnız sorularınıza mantıklı cevaplar veremeyebilir. Hamza, beni duyuyor musun? Hamza, anlaşıldı tamam. Saçmalama Hamza. Telsiz ile konuşmuyoruz, bak benim. Doktor, kaptanı görmek istiyorum, çok önemli. Ben kaptanım, sapak herif. Ama kaptan, dikkat edin, o hasta. Pardon, kendime hakim olamadım. Hamza, ben kaptan, hasta herif. Kaptan, siz misiniz? Biziz. Kaptan, söylemek istediğim şu. Makine dairesinde çok büyük bir sorun var. Nasıl yani? Kalkışımızı engelleyecek mi? Korkarım evet kaptan. Her an seyranların saldırısına uğrayabiliriz. Biliyorum kaptan. Elinden bir şey gelmez. Sorun nedir? Katı yakıt basınç
odalarındaki koruma tertibatlarının ultra seramik koruyucuları, ST tipi hidro alojen adaptörlerin tantalum bileşik oranının düşmesine neden olurken, ZTC 36 tankındaki magnerodyum berilyat gazının taziki turbo yedek jeneratörlerinin hararetine bağlanarak düşmekte ve bu durum omega bronk türlerindeki manyetik ağın kısa fasılalarla yok olmasına neden olmakta. Sonuç anlayacağınız gibi ve MST sıvı halka pompalarının ana kontrol sistemine şifresiz APOAK sinyalleri yollaması ve Suzer patlama denetim yoğunluk göstergesinin bilgisayar beslemesini dağıtım ünitesine yöneltmesi. Peki niye bana daha önce söylemediniz? Çünkü yeterince saçma sapan ve uzun bir cümle kurmak için zamana ihtiyacım vardı kaptan. Anlaşıldı. Sen ve anlamsız felsefe merakın. Aa kaptan, öyle demeyin. Sonuç olarak yaşam nedir ki? Bu açıdan bakıldığında haklısın belki ama seninki biraz eşeklik mertebesinde olmuyor mu artık? Eşek dedi. Göbek atıyor kaptan. Hamza. Doktor, doktor ne oldu? Mart kaptan. Nasıl olur? AGK olduğunu söylemiştin. Yanılmışım kaptan. ADK'ymiş. 6 dakikası kalmış öyle mi? Bu hatayı nasıl yaparsın Serbilent? Basit bir teşhis hatası. Doktorluğundan kuşku duyuyorum Serbilent. Ya öyle mi? Şuraya bakın kaptan. Arkanızdaki kitaplığa bakın. Evet, son sıralar belki hastalarla yeterince ilgilenemiyorum ama ihtisas sınavına hazırlanmam gerek kaptan. Ömrümü bu kuş uçmaz, kervan geçmez galaksilerde tüketmeye niyetim yok. Doktor, en kısa zamanda federasyondan görevden alınmanızı isteyeceğim. Yok, bunu yapmayın kaptan. Allah'ın altına öpeyim, bokunu yiyeyim. Sayın dinleyenler, XFIX 2339 adlı yapıtı sizler hayranlık ve zevkle izlemeye devam ederken, arada bir bu yüce sanat şaheserinin hazırlandığı 1987 yılından 352 yıl sonra, yani bugün 2339'da izleyenlerin eleştirilerini almak üzere beraber olacağız. Sizlere önce oturuma katılanları tanıtayım. Sağımda çağlara damga vuran, insanlığı kökünden sarsan, kendi başlarına birer tarih olan olaylar mütehassısı Sir Alex Halifax. Hoş geldiniz Sayın Halifax. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim Nuri Bey. Yalnız şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Her ne kadar belirttiğiniz üzere çağlara damga vuran, insanlığı kökünden sarsan, kendi başlarına birer tarih olan olaylar ana bilim dalı uzmanıysam da bu tanıma güven vaka tektir. Ve nitekim bugün üniversitelerimizin çağlara damga vuran, insanlığı kökünden sarsan, kendi başlarına birer tarih olan olaylar dersinde yalnızca XFIX 2339 okutulmaktadır. Bu saptama için çok teşekkürler. Devam ediyorum. Solumda XFIX 2339 ya da Sosyo-Sanatsal Bir Devrim adlı yapıtıyla dünyanın dört bir yanı 3-2 köşesinde nam salmış uzman sanatrolog Bayan Halime Samanlık. Hoş geldiniz Sayın Samanlık. Hoş bulduk efendim. Sayın Samanlık, yapıtın buraya kadarki bölümünün kısa bir eleştirisini yapabilir misiniz? Bildiğiniz gibi 85 bin ciltlik kitabımın ilk 2,5 milyon sayfasında bu yüce eserin giriş bölümünün incelemesini ancak tamamlayabilmiştim. Yine de kısaca özetlemeye çalışayım. Muhteşem introdüksiyon bölümlerinden sonra kaptanın ilk görevin tamamlanmasıyla ileride büyük sorunlar yaratacağını anladığı ihtiyarı, gemide çok sevilip sayılıp tapılmasına rağmen ortadan kaldırma isteğini seyir defterine not olarak düştüğünü görmekteyiz. Bu tipik bir olaydır. Konvansiyonel bir seyir defteri mefhumu ve kendinden sonra gelen en rütbeli kişiye dahi açıklanması zor gelen, ki bu kişi Rıfat'tır, düşüncelerin bu yolla bilinmeyen kişilerle paylaşılması direkt olarak o zamana kadarki genelde sanatın, özelde bilim kurgu yapıtlarının tamamen özümsenmiş olduğunu göstermektedir. Nitekim Rıfat'la olan tartışmanın sonunda ihtiyarın işi üçüncü bir şahısa ve görünüşte bu işin erbabı bir zatta havale edilmiştir.
Ancak kaptanın gerek Rıfat'la, gerek mecburcu doktor Serbülent Bey'le ve gerekse merhum makine dairesi görevlisi Hamza ile olan münasebetleri, kaptanın mürettebatla arasında bir takım gerginliklere gebe olduğunu göstermektedir. Dahası sorunlar bu kadarla bitmemekte, gemide hasıl olan arıza her an tehlike arz edebilecek, Seylan bölgesinden uzaklaşmayı geciktirerek işi iyice çetrefil bir hale getirmektedir. Çok teşekkürler Sayın Samanlık. Sizin bir yorumunuz olacak mı Sayın Haliflex? Halim Hanım'ın söylediklerine ek olarak iki noktayı belirginleştirmek istiyorum. Bir öncesi mecburi hizmet olayı bildiğiniz gibi toplumumuzda hala kanayan bir yaradır. Ve bu olayın bugün ne hal alacağı daha o günden çok iyi sezinlenmiştir. İkincisi Hamza'nın arızayı açıklamasındaki teknik dehayı vurgulamadan geçemeyeceğim. İşin ilginç yanı Hamza'nın teknik açıklaması o zamanın seyircisi ve hatta o zamanın bilim adamı için dahi fazla da bir şey ifade etmemektedir. Oysa biz bugün gerçekten de hepimiz biliyoruz ki örneğin Wrong Tour denen alet uzay gemilerimizin vazgeçilmez bir elemanıdır. Kaldı ki sırrı bugün bile tam çözülememiştir. Açıkça şunu da belirtmekte fayda var. Birçok tanıdığım bilim adamı, mühendis, tasarımcı, teknik adamlara dayanarak söylüyorum. Günümüz teknolojisine ulaşılmasında XFIX 2330'daki konuşmalardan hatta nasıl diyeyim kehanet düzeyindeki açıklamalardan resmen yararlanılmıştır. Çok teşekkür ederim Sayın Haliflex. Evet, kaldığımız yerden izlemeye devam ediyoruz. Köprü. Dünya ile bağlantı sağlandı kaptan. Güzel. Derhal konuşmak istiyorum. Bağla bakalım. Beşinci hafta kaptan. Alo. Alo. Kastamonu. Alo. Bilmiyor. Kimsiniz? Salatika'dan arıyorum. Alo. Kim o? Diyar bakır görüşme istiyor. Diyar bakır görüşme istiyor. Kardeşim çıkar adam. Oy Mahmut. Rabinda. Nasılsın? Uğra. Ne bu karışıklık? Uğraşıyorum kaptan. Alo. Gümüşhane. Evet, burası Gümüşhane. Ben Ettin Havariş, siz? Alo, Hüsnü mü? Ben Fevzi, korkusuz kaptan. Alo, Salaktika, anlaşıldı. Tamam, beni duyuyor musun? Ses, çok derinden geliyor. Ses, alo, bu ne biçim bağlantı kurmak böyle uğra. Kovuldun, uğurlar ola. Ama kaptan, ben ne yaparım mı kocam, çocuklarım, köpeğim, balıklarım, sincapım, karıncalar mı vesaire? Yeter, gitmeden Jackson'la konuşmak istiyorum. Bana Jackson'ı bağla. Ağlamıyorum, madem kovuldum. Onunla konuşmam gerek. Hayır, ben gittim sadece, başının çaresine bak. Uğra, ne olur? Otur ağla, kendin bağla. Sen bilirsin. Alo Jackson, sen misin? Şeker versem yer misin? Burası mutfak kaptan, ben aşçıbaşı Kerem. Ben Jackson'la konuşmak istiyorum. Yanlış numara kaptan. Bir dakika kapatma, akşama ne yemek var bari onu söyle. Patlıcan musakka, karnabahar, kapuska, pilav. Gene mi? Her gün aynı şey be kardeşim. Kaptan, alıcılarım 5 ışık yılı uzakta, 7-15-43 koordinatlarında bilinmeyen cisimlerin bize doğru yaklaştıklarını gösteriyor. Hangi hızla? Çok hızlı. Yani nasıl? Bildiğin gibi değil. Kızım Necla, kızın kaç olduğunu analiz etsene. Hesaplarıma göre 70 senkron sonra burada olacaklar. Senkron mu? O da ne? Lanet olsun. İhtiyarın başının altından çıkıyor olabilir. Bu işi bir an önce halletmeliyim. Rıfat, gelen sinyallerin analizlerini yapabilir misin? Tabii yavrum. Cisimlerin analizinde de yardımını isteyeceğim. Ne zaman istersen bebek. Rıfat, Necla, iş üstünde olduğunuzu unutmayın. Evet kaptan, iş üstündeyim. Burada böyle konuşmalara izin veremem. Özel şeyleri başka yerde konuşun. Jackson. Yes sir. Seninle konuşmam gerekiyor right now. Sure sir, why are you listening? Telefonda olmaz, derhal toplantı odasına gel. Excuse me? Toplantı odası, yani toplantı room. Alright sir. Ne alright, yani anladın mı? Ben anladım. İyi, çabuk ol, acele. Tamam. Ben şimdi gidiyorum. Ben gelene kadar cisimlerin analizi bitmiş olsun Necla. Kaptan, korkarım bunlar savaş gemisi. Ay bağlantı kurmaya çalışın. Barış mesajları yollayın. Rıfat, hemen beyaz bayrak çekin. Orkideler yollayın, bir şeyler yapın. Geliyor.
gemiler daha epey uzakta, değil mi Elifan? Evet, bayağı zamanımız var. Kaptan da yok. Şükür be. Evet. Biraz yerime bakabilir misin? Ben bir tuvalete gidip geliyorum. Tabii belki. Hep bilim subayı olmak isterdim. Ben tuvalete gidiyorum Rıfat. Aa ne güzel. Yani iyi. Tamam sen git. Şimdi geliyorum. Toplantı odası. Otur Jackson. Konu çok önemli. İhtiyarı biliyorsun zannediyorum. Ah, oh, ihtiyar, the morgue. Kim bilmez onu. Yüce insan. Evet, evet, bunları biliyoruz. Ama Jackson, ihtiyarın bir casus olduğu no, anlaşıldı. No. Buna inanamam ben kaptan. Bundan eminiz maalesef. Ve senin görevinde... Oh, no kaptan. Sana bunun için para veriyoruz. Onu ortadan kaldıracaksın. Bunu yapamam kaptan. Ben onun nerede, you know? Bunu benden beklemeyin. Bizim için şu anda en büyük tehlike olacaksın. Hemen yapmalısın bu işi. Ama kaptan... Jackson, bu işi yapacaksın. All right, sir. 15 dakika içinde ihtiyarın işi bitmeli. Yes, sir. Ne demek hayır? Bu bir emirdir. Yes, sir. Kes! İntihar istemem. Onu öldüreceksin. I will kill him, sir. Bana bazı etmesene. Hadi şimdi git ve onu yöne. Allah! Zamanımız yok. Kaptan dönebilir. Ne kila. Çok güzel sıfat o. Oh, ye beni Rıfat. Ne kila. Köprü. Bilim mühendisimlerin analizi bitti mi? Rıfat nerede? Şoför be, senin orada işin ne? Necla tuvalete gitti de kaptan. Analizleri ben yaptım. Hiç şüphem yok. Bunlar selam savaş gemileri kapitan. Kaptan. Rengin soğudu. Otur şöyle. Güzel. Çok kolay getirin. İyiyim iyiyim. Beni düşünmeyin. Kaç tane? Ne kaç tane? Gemi. Kaç savaş gemisi var? Yaklaşık olarak kafamdaki saç kadar kaptan. Ne kadar bilimsel yaklaşımlar bunlar. Rıfat Bey. Tam en kritik durumda buradan kayboluyorsunuz. Özür dilerim kaptan. Acele bir işim çıktı. Şuradan olan var mı? Necla nerede? Görmedim kaptan. Bana çabuk makine dairesini bağlayın. Makine dairesi kaptan. Dur oğlum bana bak. Arızayı da hal gidermemiz lazım. Buradan kaçamazsak çok yakında seylanların eline düşeceğiz. Ama kaptan daha arızanın ne olduğunu bile anlayamadık. Nasıl olur? Kayıtlarda Hamza'nın son sözlerini incelemediniz mi? Oho kaptan, siz o zırvalara ne bakıyorsunuz? Üstelik bu gemide Hamza'nın sözünü ettiği Blanktür diye bir şey bile yok. Hayır, Hamza boş konuşmaz. Araştırın, onarım hemen yapılsın. En kısa zamanda çözüm istiyorum. Kaptan, aklıma bir tek çözüm yolu geliyor. Biz tek başımıza bu işin altından kalkamayacağız. Gelmiş geçmiş en büyük bilim ve teknoloji üstadını çağıralım. Yani kimi? Mr. Spock, kaptan. Ama o 100 yıl önce öldü ödür. Biliyorum kaptan. Bir ruh çağırma seansından bahsediyorum. Evet, neden olmasın? Hazır büyük medyum Ayla da bu gemideyken. Peki Hıdır, en iyi iki teknisyenini al ve 10 dakika sonra rekreasyon merkezi havuz başında buluşalım. Mirsen, çabuk rekreasyon merkezini ara ve havuz başını bir ruh çağırma seansı için hemen hazırlamalarını söyle. Ben de şimdi gidiyorum. Tamam kaptan. Rıfat?
Ne iş? Neler dönüyor? Bilmiyorum Şükrü Bey. 24. yüzyıldayız ve kaptanımızın uğraştığı işe bak. Arkadaşlar, kaptanın aklını kaybetmesinden korkuyorum. Yeter. Daha fazla arkasından konuşmayın. İhtiyarın mabedi. İhtiyar, ruhi dinginliğin son mertebesinde, oğlu yaratanın varlığını ve her nefesinde hissederken, ilahi düşüncelerin benliğini mukaddes bir varlık olarak sardığını duyumsuyor ve derin inanışını kutsanmış neyinden haykırışlar halinde uçsuz bucaksız semaya zikir ediyordu imansızlar. O sırada katil mizaçlı Jackson bu işi yapacaksın. Hain ve sinsi bakışlarıyla ve çizil derli kadar sessiz. Elinde o en büyük günahların simgesi bir bıçak ile ağır, edalı, törensel bir ifadeyle kurbanına yaklaşım sokulmaktaydı. Ama ve lakin o bilge kişi bunu fark etmekte gecikmezdi. Hayydı, amanıdı, yaydı. Nasıl fark ettiniz Pyrrhic? Ey sebze-i cubari vahşet, rana semeni bahar vahşet, tenha uyma meni zebunu, olgıl bana deştire nümun. Hadi artık görevini yapacaksın. Yok, ben bunu yapamayacağım. Elim varmıyor. Her şeyi senden öğrendim ben, Edmurg. Kaptanın emrine karşı gelmeyeceksin. Kaptana itaat etmeyeni ben affetmem. Seni öldüremem. Bütün gemi el birliğiyle seni saklarız. Kaptana da söylerim ki işi bitirdiğimi. Eyvallah. Seyir defteri. Son sıralar fazla bir şey seyredecek vaktim de olmuyor aslında. Durum bombok. Seyyanlar etrafımızı sarmak üzere ve gemiyi çalışır hale getiremiyoruz. Mürettebatla aramdaki gerginlik gittikçe artıyor. Biri onları kışkırtıyor olmalı. İhtiyarı ortadan kaldırtmış olmasaydım ondan şüphelenecektim ama nasıl savaşacağımızı bilemiyorum. Kader ağlarını örüyor. Havuz başı. Herkes hazır mı? Seansa başlayabilir miyiz? Hazırız kaptan. Medium Ayla. Hazırım kaptan. Peki. Başlayalım o zaman. Işıkları söndürün. Kulaklarım.
Geldin sen masaya üç kere vur. Ben Spock. Kaptan, ayna konuşuyor. Spock'ın ruhu aynanın vücuduyla bütünleşti. Beni niye çağırdınız? Olan sorularımı sorulur. Makine dairesinde başımız dertte, Üstad Spock. Arızayı bulamıyoruz. Söyle bize Spock. Brok tür nedir? Brok tür? Bir tür bronk olsa gerek. Tabii. Kaptan, işte deha bu. Nasıl düşünemedik? Hadi çocuklar, hemen onarıma başlayalım. Peki, acele et. Köprü. Evet Rıfat. Kaptan, Seylanlılar tamamen görüş alanımıza girdiler. Ve kaptan, gördüklerimin yalancısıyım, başka bir şey peşindeler. Vay yalancı alçak herif. Hayır kaptan, bakın, ekrana bakın. O Seylan gemilerinin önündeki küçük gemi de ne? İşte onun peşindeler kaptan. Federasyonun yolladığı küçük bir keşif gemisi. Sürekli olarak bizden yardım istiyor. Bağlantı kurun. Evet kaptan. Burası Salaktika. Ben kaptan şoför Fevzi. Keşif gemisi. Kendini tanıt. Ben Profesör M.L.M. 2312'de Isparta'da doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Ay'da yaptıktan sonra yüksek tahsilim için Venüs Garip Canlılar Enstitüsü'ne gittim. Koyunlar üzerine olan ihtisasımı Ankara Ekrem Bacaklılar Üniversitesi'nde tamamladım. Dünyadan geliyorum. Optoridon 2 kodalı verilen araştırma için sizinle buluşma emri aldım. Heyhat, yolda Seylanların saldırısına uğradım. Beni derhal içeri almaz. Bu canilerin eline düşmem hepimiz için bir felaket olabilir. Şükür Fe, hemen dünyayla bağlantı kur. Bu bilgilerin doğrulanması gerek. Ama kaptan, acele etmezsek... Dediğimi yap Şükür Fe. Bağlantı tamam kaptan. Eğer geçen bağlantıdaki kelek tekerrür ederse sen de kovulursun Şükür Fe. İstifa et oğlum kaptan. Alo dünya. Burası Gümüşhane uzay üssü. Ey canım burası Salaktika. Arayı soğuttum be hayırsız. Gümüşhane. Optoridon 2 kodu verilen araştırma ve Profesör M.L.M. hakkında bilgi istiyorum. Tamam. Profesör M.L.M. Samanyolu'ndaki bir gezegende yaşayan koyunların hızla kaybolmasını araştırmak üzere gönderildi. Tahminler bu işte Seyran parmağı olduğunu gösteriyor. Profesöre görev bölgesine kadar refakat ediniz. Bu kadar. Lolo, yürü, endüstri tıraşını görelim. Hadi. Tamam, onu içeri alın. Bir de yardımcısı var kaptan. İkisine de ışınlayın. Ben karşılamaya gidiyorum. Evet, yine konuklarımızın eleştirel yaklaşımlarını öğrenmek üzere buradayız sayın dinleyiciler. Konu geliştikçe konuya hakim olmak için göstermemiz gereken çaba nasıl artıyor? Evet Sayın Halifax, bu konuda ne diyeceksiniz? Efendim çok haklısınız. Zaten her zaman savunduğum hiperizm şudur. X-Fix 2339'u hakkıyla takip edebilmek, gerçekten zevk alabilmek için bir kere en az iki üniversite bitirmiş olmak gerek. Ama bu kafi mi? Asla. Aynı zamanda engin bir sanat ve felsefe bilgisinin yanında teknik konularda da oldukça deneyimli olunması lazım. Bu da yetmez. Hayal gücü ve yaratılıştan bir kavrama yeteneği şart. Tabii üstüne dünya olaylarını çok iyi takip edip politik olsun, sportif olsun liderlik vasıflarına sahip olmak kaçınılmaz. Bunlar olmadan bu yapıtı izlemenin sonucu aşikar, had safhada kültür şoku. Sayın Samanlık, acaba kusursuz bir sanat yapıtı ortaya çıkarılabilir mi? Ya da X-Fix 2339 için hiçbir negatif eleştiri yapılamaz mı? Gerçekten çok güzel bir soru.
tabii kusursuz bir şey olamaz. Dolayısıyla bu eserinde eleştirilebilecek bir iki ufak hatası olabilir. Örneğin olaya etimolojik açıdan bakıldığında göze çarpan şeyler var. X-Fix 2339, yaratıldığı yıldan 352 yıl sonrasını anlattığına göre, acaba bu süre içinde konuşma dilinde meydana gelecek olan değişmeleri dikkate alabilmiş midir? Bir ölçüde evet. Ama kaçırılan bir iki noktada tabii ki olacak. Örneğin bir yerde makine dairesinin yeni sorumlusu Hıdır kaptana şöyle hitap ediyor. Üstelik bu gemide Hamza'nın sözünü ettiği bronktür diye bir şey bile yok. Efendim, hepimizin bildiği gibi artık Türkçemizde yok diye bir sözcük fırnaş. Efendim, bir küçük teknik hatadan da ben söz etmek istiyorum. Buyurun efendim. Pek muhterem Mr. Spock şöyle bir latife arz ediyorlar. Bronk tür, bir tür bronk olsa gerek. Burada bir eksik bilgi var. Çünkü biz bugün biliyoruz ki bronkun zaten başka bir türü olmadığı anlaşılır. O yüzden kendisi direkt olarak bronk tür diye anılıyor. Ama bu çok küçük bir falso tabii. Yani insanın hep izlerken yani demesi geliyor ki pes vallahi. Yani çok yerinde bir saptamaydı. Bravo doğrusu, ağzınızı yiyeyim efendim. Rica ederim efendim, ben sizinkiniyim. Efendim kaldığınız yerden devam edelim efendim. Hazır mı Recai? Hazır efendim. Işınla Recai. Işın! Bu bir kadın kaptan. Ne bildin? Göğüsler. Kes. İlk sorgulamalarını yap. Adınız? Profesör Meltem Meleme. Baba adı? Baba Hurşit. Anne adı? Huriana. Doğum tarihi? 2312. Medeni hal? Metal. Kan grubu? C. Rh pozitif. Bu yanınızdaki kanguru değil mi bu? Ha o evet, kanguru. Biricik kangurum benim. Hiç yanından ayırmam onu. Kaptan bakınız, top tüfek atınız. Yardımcısı zannettiğimiz bir kanguruymuş. Sayın Meleme, hoş geldiniz. Daha önce hiçbir bayan koyun profesörü görmemiştim. Oh Fevz Bey, umarım çağın değiştiğinin farkındasınız. Artık kadınlar erkeklerden çok daha iyi koyun profesörlüğü yapabiliyorlar. Size bir şey itiraf edeyim kaptan. Doğrusu karşımda tipik bir kaptan bekliyordum. Yani nasıl? Yani asık suratlı, yorgun görünüşlü, asabi, kambur, zayıf, çirkin, cüzdanlı. Oysa sizin oldukça etkileyici bir görünüşünüz var. Teşekkür ederim bayan. Size Meltem diyebilir miyim? Tabii, bitti. Sen. Ne o Recai? O ne bakış? Kaptan. Saçmalama Recai, kovuldun. Buyurun, köprüye gelelim mademüzel. İşte burası kaptan köprüsü. Aa, çok güzel. Merhaba profesör, hoş geldiniz. Yeter. Kaptan, sizinle konuşabilir miyim? Tabii Rıfat. Kaptan, tavuklar üzerine olan görevimizi yeni tamamlamışken gemiye bir koyun profesörü geliyor ve yanında da bir kanguru var. Doğrusu kaptan, uzayda mı dolaşıyoruz, hayvanat bahçesinde mi anlayamadım. Yeter, kes. Meltem Hanım'dan kuşkulanmanın bir anlamı yok. Yanlış anladınız kaptan. Ben kangurudan kuşkulanıyorum. Kaptan, gemimiz her taraftan Seylan'ın savaşçılarıyla sarılmış durumda. Bütün haberleşme kanalları kapandı. Elimiz kolumuz bağlı. Allah kahretsin. Ne istiyor bunlar? Makine dairesi. Makine dairesi kaptan. Hazır. Ne durumdayız? Arızayı gidermek üzereyiz. Bronk türlerde manyetik alan oluşturuldu kaptan. Güvenliği bağlı. Evet kaptan. Alo, güvenlik. Kargalar her an kalkışa hazır olsun. Çatışma çıkabilir. Kaptan, mesaj var. Dünyalılar, ben Büyük Seylan İmparatorluğu'nun lideri Plütonya. Boşuna çabalamayın. Kurtuluş şansınız yok. Buradan her yaptığınızı takip edebiliyoruz. Arızayı gidermenizin bir yararı yok. Kargalar
kargaları ise hiç hazırlamayın. Kaptan Fevzi, sen de elini burnundan çek. Beni iyi dinleyin. 3 saat içinde koyun profesörü MLM'yi bize verdiğiniz takdirde hiçbirinize bir zarar gelmeyecektir. Size 3 saat mühlet. Düşünün, taşının. Kaptan, siz de kaçın. Ne yapacağız kaptan? Bize bir görev verildi. Sayın MLM'yi koruyacağız tabii ki. Oh, ne kadar kararlı, güçlü bir kaptanımız var. Zeki, yakışıklı, adaletli. Evet MLM Hanım. Onunla daha güzel bir ortamda karşılaşmak isterdim. Size böyle bir ortam sağlayabilirim belki. Minnettar kalırım. Mirsen, profesörü meşgul etme. Kırmızı alarma geçelim. Bütün birimler savaş durumu aldı mı? Evet kaptan, tetikte bekliyoruz. Şüküfe, güvenliği bağla. Güvenlik? Kargalar, kalkışa hazır mı? Güvenlik. Evet kaptan, diken üstünde oturuyor gibiyiz. Bütün silahlar ateşe hazır. Pilotlar canavar gibi. Hasar raporu veriyorum. 7 karga düştü. 3 hangar tamamen tahrip oldu. 2 nolu cephanelik. Dur. Ne bu? Ne saçmalıyorsun? Ne hasarı? Daha savaş başlamadı ki. Evet, biliyorum kaptan ama pilotlar heyecandan birbirlerine ateş etmeye başladılar. Acemilik işte kaptan. Allah kahretsin, çıldıracağım! Ne yapabilirim? Sorumluluk beni eziyor. Profesörü teslim edersen onurum ne olur? Ya görev? Peki bütün mürettebatı feda edebilecek mi? Ah, ihtiyaç hayatta olsaydı sanattan şır mıydım acı? Yo, iyi ki öldürdüm seni. Rıfat, kaptana bak. Kendi kendine konuşuyor. İyice delirdi. Artık ona güvenmiyorum Rıfat. Herkeste bir huzursuzluk var. Bir şeyler yapmamız gerek. Kaptan hakkında ihtiyarla bir toplantı yapsak? İyi fikir. Makine dairesinden Hıdır'la karın deşen Jackson'ı ara. Biraz sonra ihtiyarın saklandığı yerde buluşalım. Kaptana sezdirme. İhtiyarın mabedi. İhtiyar, kaptanın ruhi muvazenesini kaybetmiş olmasından şikayetlenmekteyiz. Senin yaşadığını bilmiyor tabii. Sana akıl danışmaya geldik yüce şahsi. Bu kadın profesör için koca gemiyi tüm mürettebatıyla heba etmek üzere moruk. Yarım saat sonra seylanlar ateşe başlayacaklar. Ne yapabiliriz bilge kişi? Laulidin canımla odlar yak. Kaşı kaddimle cefadan yak. Min vefası vadesi dinişad min ol vefa bilmen ki kılmaz yak. Ne? Ama bu isyan demek ihtiyar. Evet tabii, neden olmasın? Rıfat, ikinci kaptan olarak yönetime el koyabilirsin. Fakat şüküfe, sonra ne olur? İsyan bu, cezası nedir biliyor musun? Federasyondan asla kaçamayız. Saçmalama Rıfat. Hangi devirde yaşıyoruz? Artık isyancılar cezalandıramıyor. Evet, o senin dediğin çok eski deniz maceralarında korsanlar olduğu devirlerde kaldı. Artık isyanlar ödüllendiriliyor. Öyle mi? Tabii. Evet. Oh my God. Tabii ki. Peki ödül ne kadar? 500 bin Jüpiter dinarı. Değmez. Ne demek? Nasıl değmez? Yapmalıyız bunu.
Yo, bu kadarcık para için isyan misyan başlatamam. Evladım, diyeceğime kulak ver. Lütfeyle sakinazı kovmeyi sümki kalmaz böyle bu. Dolsun sürahi müse bu boşturmasının peymane. Peki İhtiyar, bunu senin için yapacağım. Ama o kafir karıyı Seylanlılara teslim etmemiz gerektiğini kaptana bizzat senin söylemen, diğerlerinin bize hak vermesi açısından uygun olur derim. Hay hay gücüm. O zaman tam 20 dakika sonra köprüde ol İhtiyar. Jackson sana eşlik etsin. Siz içeri girdiğinizde biz de idareyi ele almış olacağız. El planı mükemmel at. Köprü. Kaptan, Seyhan gemilerinde hareketlenme var. Lazer toplarını çıkarıyorlar. Kaptan, sürenin dolmasına 10 dakika kaldı. Ne yapacağız kaptan? Dünyayla bağlantımız da kesik. Kaptan, profesörü versek mi? Yeter, kesin. Kafamı toparlamalıyım. Konuşmayın. Ooo, Rıfat, Şükürte, iyi ki geldiniz. Çabuk göre başla. Bana makine darisini bağla. Makine darisi. Evet, makine darisi, ben Hıdır. Hıdır, hazır mıyız? Evet kaptan, arıza tamamen giderildi. İstediğiniz an ışık hızının 73 katına 4 saniyede ulaşabiliriz. Evet, iyi bir uçuş olur. Zamanlamayı doğru yaparsak lazerlerden kaçabiliriz. Kaptan, bu mümkün değil. Ne demek istiyorsun Rıfat? Kaptan, siz de biliyorsunuz ki tek yol o kahveyi Seylanlılara teslim etmek. Sen elin namuruyla erkek işine karışma Şükürte Hanım. Alo, Heather, ben Rıfat. Motorları çalıştırma. Ne Rıfat? Bana karşı mı geliyorsun? Evet kaptan. Kaptan, Plutonyan konuşuyor. Dünyalılar, sürenizin dolmasına 8 dakika var. Ya profesör ya... Ya canınız. Kaptan, üzgünüm ama artık yapabilecek bir şey kalmadı. Bir dakika, ekrana bakın. Neler oluyor? Seylan gemileri lazer toplarını geri çekiyorlar. Gemiler ablukayı kaldırıyor kaptan. Hızla uzaklaşmaya başladılar. Zafer! Zafer! Zafer bizim! Mucize! Plutonyan, Fevzi Bey, bu sefer kurtuldunuz. Yine görüşeceğiz. Şuraya bakın, nasıl da kaçıyorlar? Ne oldu desin hatta? Bakın bakalım, kaçtıkları onları korkutan şey nedir? Evet kaptan, gerçekten uzaktan büyük savaş filoları akın akın bu tarafa doğru geliyorlar. Bilmiyorum, artık isyanın bir anlamı yok. Bir sen analizleri yap, kimmiş bu gelip de Seylanlıları kaçıranlar? Evet kaptan, anlaşıldı. Vizigotla, Ostrogotla, hepsi bu tarafa geliyorlar. Oh la la, bana hemen mutfağa bağlayın. Mutfağı mı? Ama peki kaptan. Alo, aşçıbaşı, o iğrenç yemekleri iptal et. Akşama Ostrogot yahnisi var. Bunda gene bir tuhaflık var Rıfat. Gene neler konuşuyorsunuz siz? Bana bir hat aç. Vizigotlarla konuşmak istiyorum. Vizigotlar henüz otomatik santralle galaksiler arası görüşmeler açılmadı kaptan. Size Ostrogotları bağlayayım. Peki.
Alo, selam Ostrovot dostlarım. Ben Salaktika gemisinden kaptan şoför Fevzi. Hoş geldiniz. Selam Fevzi. Ben Ostrovot Kemal. Askerlik arkadaşım. Vay Kemal. Ne geziyorsunuz buralarda? Çoktandır koyun hırsızlarının peşindeydik. Hırsızları saptayabilmek için dünyadan bize yardımcı olabilecek bir koyun profesörü yollanmasını istedik. Ama daha profesör bize ulaşamadan biz hırsızların kim olduğunu sapladık. Selamlar. Onların peşine düştük. Tabii onlar da Sayın Melemen'in peşindeyizler. Çelik iradene çok şey borçluyuz Ferisciğim. Eğer profesörü onlara teslim etmiş olsaydın onlara bir koz vermiş olacaktın. Şimdi biz zaman kaybetmeden onları izlemeye devam edeceğiz. Hoşça kal Salaktika. Hoşça kal yakın dostum Komiser Kemal. Yaşa kaptan. Yaşasın kaptanımız Karkızos Bey'di. Kaptan. Kurtulmanın tek yolu o kafir profesörü. Bu da kim? İhtiyar. Nasıl oluyor? Sen buradasın ve bana akıl vermeye kalkıyorsun. Oysa ben seni çoktan... Jackson. Sana verdiğim görevi yerine getirmedin. Kaptan, ben nasıl yapabilirdim? Kes! Seni öldüreceğim. Bana yalan söyledin. Lütfen kaptan, gelmeyin. Kaptan, affet onu. Seni yakalayıp parçalayacağım. Hayır, hayır. Merhamet, merhamet. Kaçma, kaçma, kurtulamazsın. Kaptan, beni zavallıyor. Hayır! Takip sahnesini takip et. Yeter! Ne bu saçmalık? Niçin çocuğun peşini bırakmıyorsun? Sen karışma ihtiyar. Zaten seninle de görülecek bir hesabım var. Tamam işte. Aslında öldürmek istediğin benim. Bırak gelin yavrunu, kozlarımızı paylaşalım. Kozlarımızı mı? Senin hiçbir kozun yok ihtiyar. Görev sona erdiğinde kendini harp divanında bulacaksın. Görev çoktan sona erdi. Artık kurtulduk. Evet kurtulduk ama senin yüzünden az daha mahvoluyorduk. Mürettebatımı kandırmasaydın şimdiye kadar çoktan cezanı bulmuştun. Sen bana ceza verecek yetkiye sahip değilsin. Kaptan, dikkat ettiniz mi? İhtiyarın konuşurken hareketleri, mimikleri ne kadar size benziyor? Ama nasıl olur? Yoksa değil mi ihtiyar? Bu mümkün mü? Evet. Evet. Dikkat, dikkat. Attention please. Achtung, Achtung. Bugün Türkiye saatiyle saat 19.30'da Havuzbaşı Rekreasyon Merkezi'nde Kaptanımız Fevzi Korkusuz ile Profesör Meltem Meylemen'in düğününe tüm mürettebat federasyon emriyle davetlidir. Dikkat, dikkat. Allegro non troppo. Babacım, müstakbel gelinle bir dans yapman lazım. Hadi lütfen, hadi. Herkes oynayacak. Ne? Lütfen kızım, ben bilmem oynamayı. Biz biliyoruz da mı oynuyoruz işte? Evet, yine beraberiz. Final hakkında ne diyorsunuz Sayın Samanlık? Muhteşem ve tabii çok bariz. Yani ben kendi açımdan ihtiyarın kaptanın babası çıkacağını daha ilk sahnede Nebahat'in kaptana Hamza yok, ben Nebahat demesiyle anlamıştım.
Fakat bu sanatın belki de en güzel klişesi öylesine kullanılmış ki adeta bu yapıtla bir sanat nedir sorusu yanıtlanmış eminim. Siz Sayın Alex Halflex, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Aynen Halim Hanım'a katılıyorum. Dahası diyeceğim, bir sanat tarihi yazılmış. Hatta bir dünya, bir insanlık, bir aşk anlıyorum efendim. Ve son sözleri almak üzere yapıtımıza dönmeden önce bu oturuma katıldığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Ama ben teşekkür ederim. Ben. 3 ay sonra Salaktika, korkunç tehlikeler, inanılmaz entrikalar, tehlikeli ilişkiler, doyumsuz aşklar, bitmeyen savaşlar, kah büyük sevinçler, kah acı gerçekler arasında görevini tamamlamış olarak dünyaya döndüğünde sevinç gösterileri ve törenlerle karşılanıyordu. Türkiye'nin gümüşhane uzay üstünde başlayan macera, bazı hesap hataları dolayısıyla üssün 23 kilometre kuzey batısında sonuçlanıyordu. Ama bakalım bütün noktalar açıklığa kavuşmuş muydu? Kaderin ördüğü ağlar nerede kullanılacaktı? Bu sorunun yanıtını XFX 2340 verecek. The shadow's gonna catch us on. We're out there waiting. We know exactly what you've done. There's nowhere left for you to run. Nowhere left for you to run. Well, since you fall from grace, you dodge your hair and change your face, and you're thinking that you got away. But since the world went sour, we each took all the power. It's up to us, you see the light of day. So look around you, at the table, in the corner with the bunch of flowers. He's there to greet you, do your favors, but he is really one of ours. And the waitress in the sad cafe is working for the CIA.